Burada bir haber var yalnız. Maymundan geldik, maymuna gidiyoruz diye. Fatih Aksoy'dan aktarılan bir haberdi hocam. Kadınların işte güya şeye makyajsız çıktıkları için onları maymuna benzeten böyle maymundan geldik, maymuna gidiyoruz diye bir ifade kullanmış. Kadınlar maymunlar makyaj İstanbul Pera'daki sergiler ve şeyin süzgaçları diyor. Evet. Nasıl? Maymunlar... Fatih Aksoy'un kadınlar, maymunlar ve makyaj üçgeninde yaptığı çözümleme ve ardından gelen tespit bir tokat gibi yüzümüze indi. Aksoy, bizim kadınlarımız gerçekten makyaj yapmasını bilmiyor. Maymun gibi sokağa çıkıyorlar demiş. O da maymundan geldik maymuna gidiyoruz diye bir ifade kullanmış. Hoppala. Şu bu ifade ya. Makyaj silelim. Yeter ki o olmasın. Ama şimdi hem kadınlara karşı saygıya uygun olmayan ifade, çirkin bir ifade kullanmış arkadaşımız, o sözünü inşallah düzeltir, çok ayıp yapmış. İnşallah. Ayrıca maymundan geldik diye maymundan gelmedik biz, Hazreti Adem'den geldik. Evet, inşallah. Maymuna da gitmiyoruz, maymunlar ortada geziniyor, hayvanat bahçesinde duruyor maymunların, bir şey oluyor. İnsan insandır, maymun da maymundur. Değil mi? Evet hocam. Ama onlar sevimli hayvanlar, yani bizim onlara karşı bir öfkemiz yok, çok şekerler. Ama hakikaten bayağı sevimliler ya. Hareketler falan değil mi böyle? Önerini oturttuk böyle. Çok komik adamlar. Bu siz defalarca şey gündeme getirmiştiniz de hocam. Darwin'in kadınlarla ilgili aşağılayıcı ifadeleri vardı. Ha, onu anlatalım, evet. O bilinsin. Türklerle ilgili, evet. Türk milletiyle ilgili, kadınlarla ilgili onlar pek bilinmiyor. Onları anlatalım. Hemen hazırlıyorum hocam. Evet. Darwin'in kadınlara bakış açısı hocam. Hı. Diyor ki Darwin, İnsanın Türeyişi adlı kitabında, kadınların idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını yazıyor. Darwin kadının evlilikteki rolünü de şöyle tarif ediyor. Sizinle ilgilenecek biri, kadın için söylüyor bunu, bir köpekten daha iyi oyalayabilecek, ev ve evin sorumluluklarını alacak biri diyor kadınlar için. İşte materyalist bakış açısı, Darwinist bakış, evet, açısı insana en hafifinden böyle bakıyor işte. Ne diyor dedim, bir daha söyle bakayım kadınla ilgili. Sizinle ilgilenecek biri, bir köpekten daha iyi oyalayabilecek, ev ve evin sorumluluklarını alacak birisi diyor. Köpeğe kendisi benziyor. Evet, inşallah. Öbür sözünü söyle. Daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını kadınlar için ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını söylüyor. Daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını. Evet. Halbuki kadınlar bayağı zeki, çok nazenin ve gayet güzel varlıklar, dünyayı süsleyen, her yönden de üstünler. Yani detay ve olayların inceliklerini görme konusunda erkekten üstündür kadınlar. Yani analiz güçleri çok yüksektir. Ama bedenen zayıf yaratıyor Allah. Yani bu bir az değil bu. Onların o da bir güzelliğidir. Allah onları onu da bir süs olarak yaratıyor. Çünkü koruyup kollamak çok heyecan verici bir şeydir, şefkat. Çok zevklidir. Yani bir kadını koruyup kollamak, onun zarar gelmesini engellemek, yani dünya zevkidir. Ayrı bir hoşluğu vardır. Mesela insan nasıl çocuğunu koruyup kolladığında zevk alıyorsa, değil mi? Eşini de koruyup kolladığında, yahut kız çocuğu varsa kızını koruyup kolladığında veyahut kardeşi ise onu koruyup kolladığında çok zevk alır. Yani nefse bir heyecandır o.